Evet arkadaşlar geri geldik aradan sonra. Merhabalar. Tekrar merhaba. Aramızda yeni arkadaşlar var sanırım. Hoş geldiniz öncelikle. Umarım Merhabalar. beğenirsiniz. Bir izleyen bir daha izliyor yani. Umarım size de öyle olur. Şimdi Saçma bir bataklık inşa ettik yani farkında olmadan. doğru. Şimdi en son bu toprak diyarlarından buraya gelmiş olan arkadaşları evlerine geri gönderdiniz. Karşılığında bir miktar elmas aldınız. Tamam mı? Bu elmas aldığınız elmasın toplam değeri arkadaşlar 48 bin altın. 48 bin. Evet. Benim payım ne kadar? Benim. İşte 6'ya bölünce sanırım 8 bin oluyor. Yani. Ondan sonra ve yolunuza devam edeceksiniz. Doğru mu? Koryal'le konuşmak istiyorum. Tabii ki. O adamın iyi bir şey yaptığını düşünüyorsun. Hani o adamın iyi bir adam olduğunu düşünüyorsun ama bence o adam adaletsiz bir adamdı. Ben ona bir sürü insanın bir sürü kişiyi köle yapan birine öldürmeyi teklif ettiğinde bunu bir hakaret olarak algılayıp elmasları yere döktü. Ama kendisini ve ailesini kurtardığın için senin kucağına bir keseyi yapıştırdı. Yani kendisini ve ailesini aslında başkalarından daha çok düşünüyor. Adalet konusunda haklı olabilirsin ama benim gördüğüm ve yaşadıklarım Arıyorum. ha ne? Adalet denilince triggerlanıyorum. Bekle, bekle. Parlıyor. Benim gördüğüm ve yaşadıklarım kadarıyla iyilik adaletten daha üstün bir kavram. Eğer kendi ailesini korumak istiyorsa ve bunun için bir tercih yapması gerekiyorsa İçinde bulunduğu durumdan en azından onu kurtarmak benim iyiliğimi gösterir diye düşünüyorum. Önemli olan karşıdakinin iyi ya da kötü olması, katil ya da dilenci olması değil. Benim ona nasıl baktığım. Benim için karşımdakinin kim olduğu önemli. İyi gördüğüme iyi davranırım, kötü gördüğüme de kötü davranırım. Bu da benim adalet anlayışım. Bunlar böyle derin mevzular konuşurken ben şöyle elması kaldırdım. Kırmızı ışığa doğru bakıyorum bu kaç para eder Şimdi bu arada şöyle bir şey söyleyeyim. Az güzel. önce dedik ya şey diye işte bir izleyen bir daha izliyor falan diye Kılıç Bey abi hemen gelmiş. O özgüvenin ruhsatı falan var mı? Ağır gelmiyor mu Alican demiş. Abi eyvallah. Vallahi sırtımız büküldü taşıya taşıya ne diyeyim yani. Göbek yaptı baksana ya. Şimdi evet en son tanıyor şöyle elması kaldırdı. Mor ışıkta parlayan elmasa bakıyordu. Bu arada bir kese hepsini böyle paylaştırdım ya, şeye de veriyorum, bizim yanımızdaki Durova da veriyorum. Bu da senin. Gilemedi. Aha. Vay. Baktı. Teşekkürler dedi. Peki Verniel, sen bu adalet konusunda ne düşünüyorsun? Adalet tanrısının meleği olarak bu konuda ne düşünüyorsun? Bilmiyorum ki adamı öldürmek için yerin dibine girmiş birisinin adalet hakkında konuşması çok enteresan. Düşünüyorum ki böyle biz adamın geri dönecek portalı kapatmışken tamam mı? Dövmeden eve göndermemiz böyle düşünemiyorum gördüğünüz üzere. Anlıyorum. Kelimeler kifayetsiz kalıyor. Bir de yani böyle bakıyorum. Bir anda elmas görünce ne çabuk fikirleri değişti diye böyle bir daha da bir rahatsızım. Falan yani böyle lan bakıyorum iyi insanlar ama ne alaka ya falan oluyorum böyle hani. Ölümlü olmak, Vernier. Bunların hepsi ölümlü olmak. Bunların hepsi yaşam sürenin sınırlı olması
ve bu kısacık yaşamda bir şeylerin peşinde koşturmak zorunda olmaktan. Bunların hepsi bu yüzden. Bu yüzden hiçbir şey söylemiyorum. Anlıyorum. Yolumuza devam ediyoruz. Ziyadesiyle mutsuzum. Abi adam bak şimdi dünyevi şeylerden arınmış. Yemiyor, içmiyor, tamam mı? Zaten hayatı siyah ve beyaz olarak görüyor. Griyi hiç görmemiş, tamam mı? Tabii bizi yargılar böyle artist konuşur. Gelsin. Gelsin bir 5 yıl yaşasın dünyada. Tamam mı? Bir Lask'ına gitsin. Tamam mı? O bıçaklanma tehlikesi. Tamam mı? Ondan sonra bir Waterdeep'te yürürken Underdark'a düşsün falan. Tamam mı? Hani böyle. Şöyle bir ayrıntı vereyim istiyorsan. İstiyorsanız. Velniel eskiden mortal, ölümlü. Velniel o kadar iyi bir hayat yaşıyor ki, bunu Adilcan'la konuşmuştuk. O kadar iyi bir hayat yaşıyor ki sen gel melek ol diyorlar. Yani o kadar iyilik dolu bir hayat yaşıyor ki. O kadar böyle sıkıntı yaşıyor yani. O da ölümlü şeyi görmüşse tabii bunu sen bilmiyorsun falan. Herkes kendince haklı. Bu konunun bir doğrusu yanlışı yok arkadaşlar. Yani burada göstermek istediğim şey aranızdan herhangi birini haklı çıkarmak değil. Burada göstermek istediğim şey bu evrende farklı varlıkların farklı şeylere, aynı olaya nasıl farklı bakabileceklerini göstermek. Şu andaki amacım buydu. Bence açıkça gördük yani. Evet. Bir de Dendar var başımızda. Hadi gidelim de şu Dendar'ı keselim artık. Ya. Hadi ya. Şşt, Dendar Mendar'ı. Hadi hadi Alican. Tamam koşuyorsunuz. Tamam. Bilemet yeter dedi ya. Yeter. Attı her şeyi, koşmaya başladı. şimdi koşuyorsunuz. o zaman şöyle yapacağız. Bana herkes sırayla bir yüzlük atabilir mi? Otomatik. Evet. Arkadaşlar chat'te demişler ki Türkiye'de askeri maaşla yaşasın da görelim demişler. Abi o hani bizim oynadığımız oyunları da aşıyor. O yüzden hani ona bir şey demiyoruz. Abi bizim CR'miz yetmez asgari ücreti. Abi yüzlük atıyordum. Yanlışlıkla yüzlük attım. Bir geldi. Wow. 96. Mini heart attack yaşadım böyle. 96 aldım Alican. Harika. Şimdi tam yok. 93. Allah Allah. 41. Tamam. Coriel 41. Kea sen kaç attın? 19. 19. Kea yine dondu. Tamam. Kim Iris yerine atacak peki? Ben atıyorum hemen. Bu kadar herif burada olsaydı atardı bak. Coriel sen de Gilemet için atar mısın? 25 ayrıse. Hayda. Evet. Gilemet 100 attı abi. Ciddi misin? Evet. Harika. Şimdi 25 yüzü götürür. Oradan o gider. Oradan o kalır. 96 kaldı. Tamam. Şimdi arkadaşlar. Şöyle söyleyeyim. 2 gün boyunca, daha doğrusu 2 rest boyunca, 2 kere dinleneceğiniz yorgunluğa gelene kadar, tamam mı? Toprağın içerisinde önce gittiniz, yukarı çıktınız, aşağı indiniz, dolandınız. Tamam mı? Yukarı çıktınız, aşağı indiniz. İnanılmaz, inanılmaz çetrefilli, inanılmaz dolambaçlı bir tünel içerisinden geçtiniz. Bu tüneller sırasınca Gilemet sürekli bak şurada gizli yol var, bak burada bu var, bak şurada şöyle bir işaret var, bu cüce işaretidir. Ama bak burada bu var, bu şu anlama gelir falan diye size her şeyi gösterdi. Tamam mı? Bu iki gün boyunca başınıza herhangi bir şey gelmiyor. Herhangi kimse saldırmıyor. Bomboş, sessiz, sadece kendi ayak seslerinizin yankılandığı, hatta onun da yankılanmadığı Pesvidal Trace'den dolayı bir yolculuk yapıyorsunuz. Siniriniz o kadar bozuluyor ki güneş görmemek, hiçbir şey olmaması, sürekli aynı tünel, aynı kaya, aynı taş, aynı yer, sürekli buna bakmak. Tamam mı? Canınız sıkılıyor yani. Tamam mı? Buradan şunu anlıyorsunuz. Burada bir ay geçirseniz delirirsiniz. Tamam mı? Buranın öyle bir etkisi var ki, tamam. Bazı Velniel seni dışarıda bırakıyorum. Bazı çocukluk anılarınızı unutmaya başladınız.
Hatırlamıyorum Tamam mı? ki. Tamam. Hatırladığınız bazı şeyler vardı ya. Tamam mı? Mesela başka dışarıdaki arkadaşlarınızın mesela sendin yüzü. Hatırlayamıyorsun tam olarak. Allah Allah. Tamam mı? Yani şöyle şöyleydi diyorsun, tamam mı? Ama şurasındaki beni hatırlamıyorsun, atıyorum. Anlatabiliyor muyum? Buranın farklı bir aurası var, farklı bir havası var yani. Demek istediğim şey bu. Tamam mı? Burada gerçekten delirirsiniz. Ne yapacaksanız çabucak yapın. İçinizden gelen bu yani. Ne yapacaksak çabucak yapalım. Buradan bir an önce siktir olup gidelim yani. Tamam, burada yaşamak size göre değil. Siz yer üstü ırkısınız. Yerin üstüne çıkın. Tamam. Hissettiğiniz şey bu. Anlatabiliyor muyum? Toprak buradan olmadığınızı, buraya yabancı olduğunuzu size hissettiriyor. Tamam. Evet. Bu arada şöyle de bir şey söyleyeyim. Doğal ışık görmemek, tamam mı? Ondan sonra ve işte burada yaşadığınız diğer efektlerin gerçekten etkileri böyle. Yani bir insana da koysak gerçek hayattan alıp böyle şeyler yaşanıyor. Ben arada eğer hani Glemet'e şey soracağım arada yani bu 2 gün boyunca giderken. Evet. Işık ışık yakabildiğim zaman bana söyle diyeceğim. Dinlenirken ya da böyle güvenli olduğunu düşündüğü yerlerde, tünellerde yak diyor. Tamam, o zaman dinlenmeden önce falan böyle ne bileyim bir yere light falan basıyorum ki böyle şey olsun, daha aydınlık olsun içerisi. Anladım, anladım. Bir Hatta şey belki böyle soracağım. Prestige Station'da biraz oynayıp böyle gün ışığına benzetebilirsin. Evet. Aynen. Gün ışığına karşı hassasiyetin var mı? Kime gilemedi mi diyorsun? Evet. Şimdi böyle bir zayıflık göstergesi olacak bir soru ya bu. Ondan sonra böyle bir an, tamam mı? İlk anda kendi içgüdüleri devreye geçti. Tamam mı? Devreye girdi. Böyle sana bir sert bir bakış attı. Sonra yani birkaç gündür bu adamlarla, bu kişilerle yolculuk yapıyorum. Ama biraz daha yavaş, biraz daha yumuşak davranabilirim diyerek o yüzündeki sert ifadeyi götürüyor ve evet. Yok, seni sana zarar vermemek için soruyorum zaten bunu. Gün ışığına, güneş ışığına, ışığında gözlerim pek iyi görmez diyor. Ya şöyle savaşırken gün karşımızdakilerin de senin Nuro olduğunu düşününce gün ışığı yaratan büyülerim var. Bunları kullanacaktım ama sana da zarar verecekse gerek yok. Benden uzakta kullanırsan çok mutlu olurum dedi. Zorunda kalırsan yap ama. Ben başımın içerisine bakarım. Bu arada yola çıktığım kimseye zarar vermek istemem. Yönelimi ne olursa olsun dedim. O muhabbeti öyle bitiriyorum Tamam. ben yani. Hani. Ben yalan mı? Bana pek yalan gibi gelmedi. Sence tamıyor? Yalan mı? Değil. Hadi Oğlum bakalım. altı kollu iblisi bıraktık ya dolaşıyor dışarıda. Bize yardım Şimdi etti diye. bakınca doğru. Doğru. Anlaşmalar yapıyoruz zart zurt. Onunla bununla. Kardeş ne Hadi güçlü bakalım. insanlarmışız lan biz düşününce şöyle. Yolunuza devam ediyorsunuz. Başka bir şey diyen yoksa. Bu sırada eğer Detect Portal kullanıyorsan ki ya, tam mı her gün bir kere olacak şekilde. Evet. O Her dinlenmeden sonra. aynen o uzaktaki portalın aynı yerde kaldığını, tamam mı? Ondan sonra etrafınızda başka yerlerde böyle daha minik planar şeylerin olduğunu hissediyorsun, tamam mı? Böyle çok geçici yani. Tamam, etrafınızda bir hareketlilik var bu bölgede, toprağın içerisinde, tamam mı? O görmüş olduğunuz o tünelin işte portala dönüşmesi gibi olaylar oluyor sanırım. Ara ara yeri değişen farklı yerlerde şeyler hissediyorsun ama o Oha portal, çok turist. o uzaktaki sürekli aynı yerde duruyor. Tamam. Evet. Yola devam ettiniz. Şimdi Gilemet 100, Tamiyor 96, Velniel 93 attı. Tamam. Şimdi Gilemet en önden gidiyordu. Tamam mı? Öyle bir noktadaydınız ki yani. Ondan sonra Gilemet en önden gidiyordu.
Artık böyle yaklaşmaya başladığınız zamanlardasınız. Tamam mı? Tamıyor, sen de Gilemet'in yanında gidiyordun. Bu yüzükleri bu yüzden attım. Önden gidip bir şey var mı falan diye bakıyordun. Seyahatiniz süresince böyle bir sıra gelişmiş yani. Ondan sonra siz bu şekilde ilerlerken, tamam mı? Bir perception atıyorsun bana tanıyorum. Bir dakika. On sekiz. 18. Bir dakika, favori alanda olduğumuz için avantajlı atıyoruz değil mi biz bunu? Yolla gelsin hadi. O zaman bir dakika. O 18'di. Diğeri de 31. Tamamdır. Şimdi 31 mi dedim? Aynen. Tamam. Okey. Şimdi Tamıyor. İçini kötü bir his kapladı. Tamam. Hani böyle bir kere daha olmuştu galiba. Böyle ulan bir şey olacak demiştin. Tamam mı? Böyle Durduruyorum. ondan sonra ne yapıyorsun? Omzu direkt tutuyorum ya. Adım atacağız sırada ne yapıyorsa o an. Gilemet'i Tutuyorum. mi tutuyorsun? Aynen. Tamam. Sen Gilemet'i tuttun. Tamam mı? Şöyle gitmesin ileriye diye. Kolundan şöyle tuttun. Tamam mı? Gilemet hızla belinden bıçağını çekti. Tamam mı? Sen onun kolunu tuttuğun zaman ve boynunun, tamam mı? Acen kaçtı? 22. 22. Boynunun, tamam Bir mı? dakika bakacağım. Böyle Pardon, 20 20. 20, tamam. Evet. Evet, Kea söyle. Bir şey söyleyeceğim. 3 metre yakınımda mı? Yakınındadır, evet. Ben tam bıçağı çektiğini gördüğümde Evet. dilimin altında bulunan jileti onun eline fırlatıyorum. Hadi bakalım. Fırlat. Yolla Yere gelsin. doğru. Atak rolünü alayım lütfen. Atıyorum. Tamam. Şu anda. Aa, 4. Şeyle beraber. Bir dakika. Proficiency bonusunu artı dexterity modifier'ını Artı şey. ekleyeceksin. Tamam. Dex'im de yani bir dakika, 14'te 18. Tamam, şimdi şöyle oldu. Sen sen bu keskin parçayı, keskin metal parçasını, tamam mı, jilet diyelim buna. Buna en güzel tanımlayacak şey bu. Şöyle bunu, öncelikle şunu anlatayım. Bunu yapmayı, tamam mı, çocukken öğrettiler sana. Çünkü çocuğun üzerinde bıçak taşıması garip olur. Tamam, çocuğun üzerinde silah taşıması garip durur. Hand crossbow taşıması garip durur. Ama çocuğun dilinin altında silah var mı diye bakmazlar. Tamam mı? Bu yüzden işte Zentarim gerçekten böyle bir yer. Tamam mı? Bu yüzden jilet atmayı falan öğretiyorlar. Çin çin yorumları geliyor chatten. Çok Kerem doğru, çok doğdu bu doğru, çok arada. haklı yorumlar. Ama bu Gerekli. şey Kea'nın fikri için kendisine tekrar teşekkür ediyoruz. Jileti aldın, tamam mı? Puh diye tükürdün. Tamam. Jilet Gilemet'in eline girerken, tamam mı? Elini keserken şöyle. Ondan sonra Gilemet belindeki hançeri aldı. Tamıyor. Boynunun, tamam mı? Böyle boynunun ucundan geçtiğini, tamam mı? Şeyi hissediyorsun. Rüzgarını hissediyorsun, tamam mı? Tamam, rüzgarını böyle o kadar yakın geçiyor ki, ölüme o kadar yakındın ki yani. Tamam mı? Fakat şöyle oluyor. Yanından geçiyor, tamam mı? Ve hemen senin sağ tarafında olan duvara,
Tamam mı? Sert bir şekilde neredeyse sapına kadar giriyor hançer. Tamam. Şöyle hançere baktığın zaman, yani o heyecanla bir hançere baktın, tamam mı? Duvara girdi çünkü. Hançere baktığın zaman yanındaki duvardan çıkmış olan, tamam mı? Genişliği neredeyse şu boyda bir kırkayak görüyorsun. Tamam mı? Böyle zehir damlıyor üzerinden. Tamam mı? Ve böyle sana doğru atlamak için çıkmış. Tamam mı? Gilemette hançerini kırkaya ortadan saplamış. Ve eli kesik şu anda. Böyle kaldım ben bir an, tamam mı? Elleri kaldırdım böyle bir an kaldım. Sen şöyle kaldın. Arkama bakıyorum, önüme bakıyorum, tamam mı? Jilet uçuyor, hançer uçuyor. Sonra Koreli'ye döndüm, baktım. Tamam mı? Sonra nefes Ne oluyor? veriyorum. Yaptım şöyle bir. Velniel. Şimdi pasif perception'ı 21 olan arkadaş olarak sana söylüyorum bunu. Şu an, tamam mı? Sanırım tahminince ama 100 ya da 150 swarm'un falan ortasındasınız. Tam tünelin etrafı böyle bir anda sarılmaya başladı. Müthiş. Geri çekilin diye bağırıyorum. Ben ya geri çekilin dedi. Ne yapıyorsunuz? Şimdi bunları görüyor muyum ben ilk önce onu? Abi gördün gördün. Çok hızlı gerçekleşti her şey, tamam mı? Yanından böyle parlayan bir jilet geçti. Tamam mı? Tamıyorum boynunun önünden bıçak geçti. Tamam mı? Duvara girdi jilet, eli kesti. Ben ya geri çekilin falan dedi. Şeyler, kırk ayakları görüyor muyum? Kırk ayakları değil, bir tanesini görüyorsun. Tünelin dışında kırk ayaklar, o yüzden o gördü. Ha, okey. Geri çekilin dediyse ben... en yakında kim var? Iris var yanında. Kılıcını çekmiş ortam gerilince. O zaman ben direkt şey yapıyorum. Ya, Iris'e şöyle vurup, tamam mı? Hani daha doğrusu hani yavaşça itip, tamam mı? Koş geri diye bağırıyorum. Şöyle beraber geri koşalım diye. Tamam, geri koşuyorsunuz. Tamıyor, sen ne yapıyorsun? Ben de geri koşacağım da şimdi geri koşarsak çıkışa ne kadar mesafemiz var? Abi bunlar, bu tünelin çıkışı çok uzaktaydı. Siz günlerdir tüneldesiniz. O kamp yaptığınız bir yer vardı ya. En Evet. çıkış diyebileceğimiz çıkış orası. Orası da Saçma. 3 gün falan oldu yani. Abi nereye O kaçacağız ki? tünelin Geriye... kenarlarından falan mı çıkmaya başladılar? Daha çıkmaya başlamadılar. Abi Siz bir ileriye doğru tünelin koşalım. içindesiniz. Tamam mı? Evet, Tünelin içindesiniz. Tamam mı? Tünelin etrafını sarıyorlar şu anda. bence ileriye doğru koşalım yani git. 3 gün geriye koşamayız. Tamam, bir dakika durun. Bir dakika. Velniel. 5'ten geriye sayacağım. Ne yapıyorsun? Yerin Ne önüne yapıyorsun? Blade Barrier atıyorum. İleri koşun diyorum. Tamam. Koriel, 5'ten geriye sayıyorum. İleri koşun mu dedi. O zaman ben dönüp ileri koşuyorum. Tamam. Iris de seni takip ediyor. Tamıyor, ne yapıyorsun? Abi ileriye doğru 5'ten fırlıyorum ben. sayıyorum. Fırlıyorsun. Gilemet de, tamam mı, ileriye doğru fırlıyor. Tamam. Okey. Koriel bir perception at. Yapıştırıyorum. Bu arada Gilemet'in yarası ne kadar keskin? Ona durup bakmak lazım. Karanlıkta zaten gözükmüyor da şöyle kan akmış yani. Tamam, Kolundan akıyor şöyle. ikinci seviye Cure Wounds basıyorum abi bir tane. Tamam, pekala. Nice. Yarasını kapatacak en azından. Kan akışı duruyor yani. 2D8 artı 23. Tamam. 23 perception attın. Yerden jileti aldı. Tamam, Gilemet. Ha, okey. Tamam, bunu gördüm. O kargaşada, tamam mı? Kargaşada o içindeki artık ne duygusu bilmiyoruz. İntikam mı? Başka bir şey mi? Amacı farklı mı bilmiyorsun. Yerden jileti aldı. Tamam mı? O sırada Tamyor kür bastı. Şeyi, yarısı 18 kapandı. iyileşiyor abi bu arada. Tamam, harika. Yarısı tamamen kapandı zaten. İleriye doğru koşuyorsunuz. Kea da sizinle beraber koşuyor. Tamam mı? Abi koşturuyorsunuz. Siz koşmaya başlayınca Velniel, swarmlar durdu.
Lan bu 40 ayaklar yani. Tamam mı? 1000 tane falanlar, anlatabiliyor muyum? 40K diyebiliyor muyuz? 40K, 40 bin tane. Abi çok çok fazla var. Çok fazla var. Tamam mı? Boyları da ufak değil. Duvardan çıkana, tamyora girecek olana bakarsak yani. Tamam mı? Siz öbür tarafa doğru koşmaya başlayınca öbür tarafa döndüler. Tamam mı? Sizi takip ediyorlar yani. Neyse siz koştunuz, koşuyorsunuz, tamam mı? Koştunuz, koştunuz, düz bütün halde ilerlediniz yani, etrafınız şöyle açılmış. Bir noktada perception atıyorsunuz. Atalım. Yolda bu sırada ben koşarken soruyorum, neyden kaçıyoruz diye. Evet. Soruyorsa bağırıyorum. Çok fazla kırkayak tünelin üstünde koşuyor bizimle beraber. Dört attım. 24 bin. Tamam. Tamam. 13 bin. Tamamdır. Önden kim koşuyordu? Bu arada İlk Asena koşan... zar atıyor ama Asena, bizi duyuyorsan bir girip çık. Senin Discord'un takıldı. Görüntü. Aynen. Bulup. Biz seni göremiyoruz. Sen şu anda bayağı dondun yani. 15 dakikadan beri. Zar attı ama. Tamam, devam edelim biz hadi. Tamamdır. İleriye doğru... En önden kim diye sordun. Muhtemelen Iris ben, Velniel Glemet falan yani, o izada gidiyoruz. Tamam. Koryel kaç atmıştın? 13. 13. Bakalım Iris kaç attı? Ha, Asena geldi burada. Hoş geldin. 27 benimki de. Harika. Evet. Şu jilet mevzusu hakkında konuşalım istersen hemen. Ne düşünüyorsun bu konu hakkında? Duydun mu olanları? O sırada kopmuştun, donmuştun bizde ama. Evet, duymadım ben ne konuşulduğunu. Sen jileti fırlattın. Tamam mı? Ondan sonra jilet elini kesti Gilemet'in. Ve Gilemet'in bu onları... Ha, duvardaki şey aldığını biliyorum. Jileti aldığını biliyorum çünkü ben de gitmeden perception atacaktım. Aha. Jiletimi geri alabilmek adına. Tamam. Şöyle. En önden siz gidiyorsanız eğer Iris ve Koryel. Tamam mı? Sen koşuyordun, tamam mı? 40 ayak varmış dedin ya. Yani vıyır vıyır böyle, tamam mı? Ondan sonra ay falan dedin. Gözünü kapattın, koşuyordun yani neredeyse. Tamam mı? Dur dedi Iris bir anda. Durdum. Tamam mı? Şöyle elini şey yaptı, kanadını açtı falan önüne yani. Tamam mı? Durdum. Şöyle durdun. Tamam mı? Ayağının yarısı bir uçurumun ucunda. Tünelin sonu burası. Uçurum. Ben hemen geriye doğru bağırıyorum, uçurum diye. Tamam mı? Aşağıya bakıyorsun. Aşağıya baktığın zaman böyle aşağıdan yukarıya sıcak hava geliyor. Çünkü aşağıda lav var. Tamam mı? Yer yer toprak parçaları, aralarından akan bir lav var. Sen döndün, burası uçurum dedin. Bunu dediğin sırada aşağıya şöyle herkes geldi. Tamam mı? Aşağıya baktığınız zaman arkadaşlar, aşağıda öncelikle yere, o lavın üzerine, tamam mı, yatay bir şekilde yatırılmış olan bir portal görüyorsunuz. Tamam. Ondan sonra kocaman, tamam mı, biraz mekanik duran, tamam mı, metalle yapılmış, yer yer bazı taşları olan, tamam mı? Ve ortası böyle alev alev yanan bir portal var. Bu portalın etrafında duran, etrafındaki kayaların üzerinde duran bazı kişiler var. Tamam mı? Ondan sonra bir köşede, tamam mı, aşağının bir köşesinde çok ironik bir şekilde tamamen buzdan oluşan bir kısım var. Buz. Tamam. Bir köşesinde böyle karanlık çökmüş bir kısım var. Tamam. Başka bir köşesinde de buharların, sislerin kapladığı bir kısım var. Tamam mı? Siz böyle buna bakarken şimdi bir perception atın.
Bu böyle renler falan gibi mi? Değişik diyarlar gibi mi acaba? Öyle mi? Hayır. Vay anasını. 10 attım. 34. 22. Tamam. Daniel. 23. Tamam. Harika. Şimdi Kea ve Velniel yukarıdan gelen yukarıda bir hareketlilik görüyorsunuz buranın yukarısında. Gözünüz aşağıya dikilmişti. Tamam mı? Yukarıya doğru bakıyorsunuz. Böyle gölgelerin içerisinde bir şey oynuyor gibi. Yukarıya doğru bakarken evet akrabam dedi Iris. Tamam. Ve yukarıdaki karanlıktan tamam mı? Size doğru karanlığın içerisinden bir kırmızı ejderha kafası şöyle inerken bu haftalık oyunumuzu bitiriyoruz. Haftaya iniş iti atarak başlayacağız. Tamam. Portalı kırmızı ejderha mı koruyor? Aşağıda birileri var. Ama yukarıda kırmızı ejderha var. Hadi hayırlısı. Arkadaşlar alalım sorularınız varsa. Evet, sorularımız varsa. Bu arada Raskar şarap tadıyor, değil mi? Daha rahat. Hayatlar Doğru. falan, Çok lavlar çok falan. çok doğru bir şey söyledin. Şimdi siz böyle ulan uçurum, lav, bilmem ne, kırk ayak falan derken daha kırk ayak tehdidi var bu arada. Unutmuş değiliz. Raskar kitabı açtım. Tamam mı? Tamam anlatıyor işte. Şu demon bunu yapar. Bu demon'a şöyle vuracaksın. Tamam mı? Ondan sonra Quentelciğin sana anlatıyor. Ben diyor bir kere şununla karşılaşmıştım. Ben diyor çocukken bana işte eğitim verirlerdi. Ondan sonra böyle şey demon çağırma eğitimleri. Benim demon arkadaşlarım da vardı. Ondan sonra ben işte bunların bazılarını çağırdım. Bazıları oynarken öldü artık. Yapacak bir şey yok yani. Ondan sonra Ne işte güzel, böyle ne güzel. böyle anlatıyor yani. Şarap da bir güzel var ya. Şey dedi, ortam biraz sıcak mı oldu dedi, serinletsek mi dedi. Klimayı Böyle bir hayat yani seninki Arkadaşlarım falan diyorum ben. de. Onlar iyilerdir sen merak etme. Çok eğleniyorlardır, emin ol. Ay ay evet. Soru var mı? Bakalım sorular var mı? Şimdi demişler ki daha yeniyim ama zar mevzusu tam bilmiyorum. Ondan bahsedebilme şansınız olursa güzel olur. Şimdi şöyle. Şimdi ben burada mesela bir hikaye anlatıyorum ya arkadaşlara şöyle oldu böyle oldu diye. Bu arkadaşlar da bu oyundaki karakterler olarak bazı aksiyonlar almaya çalışıyorlar. Tamam mı? Mesela vurmaya çalışıyor, kaçmaya çalışıyor, durmaya çalışıyor. İşte gizli bir şeyi görmeye çalışıyor falan gibi ya da bir şey duymaya falan çalışıyor. Bunlar için yapabildi mi, yapamadı mı diye zar kullanıyoruz. Bu zar sisteminin adı da hani bunu yapmak için şu zarı kullanacaksın, şunu yapmak için şu zarı kullanacaksın diyen sistemin adı da Zindanlar ve Ejderhalar. Dungeons and Dragons yani. Biz de bunu kullanıyoruz. 20'lik zar at diyor bu sistem bize. Biz de o yüzden 20'lik zar atıyoruz. Evet. Drovins ve Gorlak parantezine Bark'ın geri gelmeyecek mi dediler. E ben buradayım. Gorlak mı oynayayım? Hem Gorlak hem Koriel oynayayım mı? Olur. Böyle şizofrenik şeyler geçelim. Bölümler geçelim. O zaman arkadaşlar yavaştan kapatıyoruz. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Yarın ekip değişiyor. Yarın da oyunumuz var. Her oyunda farklı ekip oluyor. Evet, o zaman görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Görüşürüz. Teşekkürler bize katıldığınız için. Görüşürüz. Bay bay.